Merhabalar arkadaşlar. Bu hafta da geçen hafta başladığımız birinci ünitemiz Appearance and Personality'nin soru kısmıyla, soru cevap kısmıyla devam edeceğiz. Hadi hemen başlayalım. Geçen hafta hatırlarsanız ilk ünitemizin kelimelerin üzerinde durmuştuk. Bir kişinin görünüşünden, bir kişinin karakterinden nasıl bahsederiz, hangi yapılarla cümle kurarız bunları görmüştük. Bu hafta da bunları nasıl soru haline getiririz ya da bize sorulan soruları nasıl cevaplarız? Bunları göreceğiz. Bu ifadeleri göreceğiz arkadaşlar. Şimdi describing physical appearance demiş başlığımızda nedir? Yani birinin fiziksel görünüşünü açıklamak diyor. Arkadaşlar kişinin gözle görebileceğimiz dış görünüş özelliklerinden saç, göz, boy, kilo gibi bunları soru haline getirirken bizim bir kalıbımız var. Nedir bu kalıp? Hemen buna bakıyoruz. What do or does blah blah look like? Nedir bu soru? Yani diyor ki o nasıl görünür ya da sen nasıl görünürsün ya da onun görünüşü nasıldır? Tam olarak Türkçesi bu. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken sorunun içindeki look like. Look like'ın arkadaşlar sol tarafa baktığınızdaki sözlük karşılığı görünmek demek. Look'un kelime karşılığı da zaten görüntü ya da görünüş demek. Yani sizin aslında bu soruyu, değil mi, karakter özelliğini belirten, birazdan göreceğiz, o soruyla karıştırmamanız gerekiyor. O yüzden buradaki look fiili bizim için önemli. Look'un sözlük karşılığı görünüş, görüntü demek. Hemen bakalım örnek sorumuza. What does he or she look like diye sormuş. Yani bir kişiden bahsediyor, tekil bir kişiden bahsediyor. Bu erkek de olabilir, bayan da olabilir ve diyor ki dış görünüşü nasıldır? Nasıl görünür diye soruyor. Peki biz bu soruya nasıl cevap vereceğiz? İstediğimiz gibi cevap verebiliriz. O an ne görüyorsak, saçını görüyorsak saçından bahsedebiliriz. Boyunu görüyorsak boyundan bahsedebiliriz. Cevabımıza bakalım ne demiş? He or she is tall and slim. Yani diyor ki o uzun ve zayıftır ya da incedir diye cevap verebiliyoruz. Peki soru size sorulursa what do you look like? Dış görünüşün nasıl? Nasıl görünüyorsun diye sorarsa o zaman cevabımız, öznemiz I ile başlamak zorunda. Çünkü soru size soruluyor. What do you look like demiş. Nasıl görünürsün? Diyorsun ki cevap olarak diyebilirsin ki I am fat and short. Şişman ve kısayım. Ya da tam tersi I am thin and tall. Zayıf ve uzunum şeklinde de cevap verebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Sadece burada sorudaki özne bizim için önemli. Geçelim. What do they look like sorusuna. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Bu defa öznemiz yine look like fiili. Bakın görüntüyü, görünüşten bahsediyor. Ama özne bu defa sorudaki they. Demek ki birden fazla kişi var ve onların dış görünüşleri nasıl diye soruyor. Cevap vermiş. They are plump. Plump'ı hatırlayalım geçen haftadan. Aşırı kilolu ya da tombul olarak ifade edebiliriz. Onlar tombuldurlar diye cevap verebiliyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar bu soru bizim için önemli bir soru. Tamamen look fiilini görüyorsak eğer, look like kalıbını görüyorsak eğer bir kişinin görünüşünü sorduğunu bilelim adımız gibi. Peki devam ediyoruz. Birkaç örnek yapalım. What does Brad Pitt look like? What does Angelina Jolie look like? Ve what does Bruce Lee look like? 3 ünlü kişi var değil mi? 3 famous person, famous people. 3 farklı kişi var arkadaşlar. Ünlü kişiler bunlar. Brad Pitt'in dış görünüşü nasıl diye soruyor. Angelina Jolie'nin ve Bruce Lee'nin dış görünüşü nasıl diye soruyor. Tabii bu kişiler bizim yanımızda olmadığı için resimlerine bakarak cevap vereceğiz. Cevaplara bakalım. Brad Pitt için cevap vermiş. He is a handsome actor. Yakışıklıdır. Straight fair hair. Düz kumral saçları var. Blue eyes. Bakın he has got. Saç ve göz yapısından bahsederken geçen haftadan
Hatırlayalım dersi. Sabit kekini kullanmıştık. Tekil kişi olduğu için Hezgat demiş. Mavi gözleri var. Uzun ve incedir. Well built. Kaslıdır diye ifadede bulunmuş. Peki Angelina Jolie için nasıl cevap vermiş soruya? Bakalım. She is a beautiful actress. Güzel bir bayan oyuncudur. He has straight brown hair. Düz kahverengi saçlara sahiptir. She has got green eyes. Yeşil gözlere sahiptir. She is tall and slim. Uzun ve zayıftır. She is attractive. Çekicidir sıfatını kullanarak Angelina Jolie'nin dış görünüşünden bahsetmiş. Bruce Lee'ye bakalım. He is an handsome actor. Yakışıklı bir aktör. He has short straight hair. Kısa düz saçlara sahip. He has got hazel eyes. Ela gözlere sahip. He is well built. Kaslıdır diye soruya cevap veriyor arkadaşlar. Güzel örneklerdi. Eminim ki anlamışsınızdır. Peki devam edelim hemen. Evet. Describe the famous people in the pictures demiş. Diyor ki resimdeki ünlü kişileri açıkla. Yani ben size desem ki şimdi what does Murat Boz look like? Eminim ki hepiniz şu an içinizden cevap veriyorsunuz. Ne dedim, ne sordum size? Murat Boz'un dış görünüşü nasıldır? Hemen birkaç cümle söyleyelim. Örnek olarak inceleyelim. Bakalım nasıl ifadede bulunmuş. He is handsome demiş bir kere Murat Boz için. Yakışıklıdır demiş. Dış görünüşünü sorduk çünkü. With short wavy black hair and black eyes. Buradaki with bağlacı arkadaşlar ile birlikte anlamında. Yani diyor ki o yakışıklı olmakla birlikte kısa dalgalı saçları ve siyah gözleri var. Buradaki with'in anlamı ile beraber anlamına geliyor. Bağlaç olarak kullanılıyor arkadaşlar diyoruz. He is young and tall. O genç ve uzundur. Boyundan bahsetmiş, yaşından bahsetmiş. Son olarak da tabii meslek bir görünüş değil ama ondan bahsediyor. He is a singer, o bir şarkıcıdır demiş. Peki size etkinlik olarak desem ki what does Cristiano Ronaldo look like? Bu soruyu sizin cevap vermenizi istiyorum. Cristiano Ronaldo'nun dış görünüşü nasıldır? Hemen bunun cevabını siz verebilirsiniz. Peki. Şimdi arkadaşlar bir kişinin görünüşünden bahsettik. Soru kalıbını gördük. Peki bana soru olarak kişinin görünüşünü değil de karakterini sorarlarsa eğer ben bu soruyu nasıl ifade edeceğim ya da soruya nasıl cevap vereceğim buna bakmam gerekiyor. Evet, kişinin karakterinden bahsederken kullanacağımız soru kalıbı what am is are like. Soru kalıbımız bu arkadaşlar. Peki az önce gördüğümüz soru kalıbından farkı ne? Bu soruda ne yok? Bu soruda arkadaşlar dikkat ederseniz look fiili yok. Look çünkü ne demiştik az önce? Bizim için önemli bir kelime görünüş, görüntü demekti. Biz oradan look fiiliyle sorunun bize o kişinin görünüşünü sorduğunu belirttik. Ama bakın bu soruda hem to be verb ile sorulmuş emizar var hem de sorunun içinde look fiili, görünüş fiili yok. Bu arada arkadaşlar attention demiş. Attention dikkat demek. Dikkat edin diyor. Burada geçen like fiilinin sevmek, hoşlanmak anlamına gelen like olmadığını belirtmiş. Buradaki like'ın sevmek, hoşlanmak anlamına gelmediğini gibi anlamına geldiğini de bilelim arkadaşlar. Şimdi sorulara bakalım. What does Mark look like? Örneğe bakıyoruz. A ve B kişisi konuşuyor. What does Mark look like? Şimdi bu look like sorusunu gördüğünde hemen altını çiz. Neden? Çünkü sana Mark'ın dış görünüşü nasıldır diye soruyor. Look'u buradan yakalamamız gerekiyor. Şöyle bir yuvarlak içine alalım. Peki, Mark'ın dış görünüşü nedir? Sana dış görünüşünü sordu. He is tall diye cevap verdi.
Çünkü doğru cevap buydu. Sen gidip burada Luke'la sorulan soruya karakterinden bahsedemezsin. Geçelim ikinci soruya. What is Mark like? Bakın soru tipi hemen değişti. Buradaki does emizara döndü ve look fiili ortadan kalktı. Sadece like var. What is Mark like sorusunun peki çevirisi nedir? Mark nasıl biridir? Yani aslında Mark'ın karakterini soruyor arkadaşlar bize. Peki o halde nasıl cevap verebiliriz? He is polite and very generous demiş. Ne demiş? Kibardır ve ayrıca da cömerttir diye de eklemiş. Araya da bir tolu sıkıştırmış. Uzun boylu olduğunu, kibar olduğunu ve çok cömert olduğundan belirtiyor. Belirtmiş. Bu bizim için arkadaşlar bu iki soru çok çok önemli. Çünkü sınavlarda karşımıza çıkıyor ve karıştırılabilen sorulardan. O yüzden aradaki farkı umarım ki anladık. Evet. Personality adjectives'lere bakalım. Yani karakter belirten sıfatları hazır sorusunu gördük. Şimdi hemen bu sıfatların üzerinden geçelim. Karakterimizi belirten sıfatlar nelerdir? Angry, kızgın. Calm, sakin. Cheerful, neşeli. Clumsy, sakar. Creative, yaratıcı. Easygoing, uyumlu. Energetic, enerjik. Fair, adil. Evet, saç anlamında kullandık. Appearance'da orada kumral anlamına geliyor. Ama fair'ın adil anlamı da var arkadaşlar. Adil, adaletli. Forgetful, unutkan. Friendly, arkadaş canlısı dedik. Devam edelim. Funny, komik. Generous, cömert. Good hearted, iyi kalpli. Hardworking, çalışkan. Helpful, yardımsever. Honest, dürüst. Kind ya da polite, kibar. Mischievous, yaramaz. Nervous, gergin. Successful, başarılı diyoruz. Outgoing, dışa dönük. Punctual, dakik. Relax, rahat, kaygısız. Rude, kaba. Talkative, konuşkan. Selfish, bencil. Shy, utangaç. Smart, zeki, stubborn, inatçı, thoughtful'un düşünceli olduğunu bilelim arkadaşlar. Bunlar bizim karakter belirten sıfatlarımız. Evet, burada güzel bir etkinliğimiz var. Complete the sentence by using the best adjectives below demiş. Yani diyor ki kişilerin karakter özelliğini belirten sıfatları tamamlayalım, cümleleri tamamlayalım demiş. Güzel bir etkinlik. Deneme sınavlarında sorabiliyorlar bu sıfatların İngilizce karşılığını. O yüzden bunları İngilizce ifade etmek için de güzel cümleler var arkadaşlar. Tek tek çevirelim. First, Ashley helps her friends when they need her, she is. Ashley'nin arkadaşlarına ihtiyaç duyduğunda yardım ettiğini söylüyor. Zaten anahtar kelimemiz help. O zaman Ashley'nin karakteri nedir arkadaşlar baktığımızda? Ashley için helpful diye biliyoruz. İkinci örneğimizde Jack var. Jack is very blah blah and sensitive person. Sensitive hassas olduğundan bahsetmiş. He never hurts other people's feelings. Asla da diğer insanların duygularını yaralamaz, kırmaz diyor. O zaman sensitive, hassas ve thoughtful, düşüncelidir diye biliyoruz Jack için. Üçüncü cümleye baktığımızda I am never late for my meetings. Asla asla toplantılara geç kalmam. I am always there on time. Zamanında oradayım. O zaman I am punctual. Ben dakik bir kişiyim diyorum. Dördüncü cümlemiz My best friend is more. Benim en iyi arkadaşım benden daha ne? Because çünkü she has got a lot of friends. Çok fazla arkadaşı var. O zaman dışa dönük bir kız çok arkadaşı varsa sosyaldir yani outgoing dedik. Five, beşinci cümle I always hit my head on the doors are often.
Break something. Kafamı daima kapıya vururum ve bir şeyler de kırarım. O zaman ben sakar bir kişiyim. Neydi sakar sıfatımız hatırlayalım. Clumsy diyoruz. I am a clumsy person. Six, altıncı cümlemiz. My daughter, kızım, can't express her feelings easily. Kolayca duygularını açıklayamaz. Duygularını açıklayamıyorsa içine kapanıktır. Yani utangaçtır. Shy diyebiliriz. She is very shy dedik. Yedinci cümleye baktığımızda My son, oğlum, is as blah blah as a moo. He never change his mind. Asla fikirlerini değiştirmez. O halde nedir arkadaşlar? İnatçıdır. Yani stubborn dedik. Sekizinci cümlemiz My father doesn't get angry easily. Babam asla kolayca kızmaz. He is a person. O zaman babamızın karakteri sakindir. Calm dedik. He is a calm person. Emily için ne diyoruz? Emily studies all the time. She is a student. Emily daima ders çalışır. O zaman she is a smart student dedik. Yani hardworking demiş. Smart da olabilir arkadaşlar. Smart zeki demek çünkü. Hardworking çalışkan bir öğrencidir demiş. Güzel. Peki ona bakalım. My father is so blah blah. He understands and learns everything quickly. Quickly. Çabucak her şeyi öğrenir ve anlar. O yüzden babam çok zekidir diyebiliriz. Evet, smart buraya daha çok uymuş oldu o halde. Bu şekilde etkinliğimizi cevaplamış olduk arkadaşlar. Dediğim gibi bu sıfatlarımız önemli. Sıfatların İngilizce karşılıklarını eminim ki anlamış olduk. Evet, bu haftalık dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bugün dersimizde ne gördük? Bir kişinin görünüşünü ve karakterini soru haline getirmek ve bu sorulara nasıl cevap vereceğimizi gördük arkadaşlar. Lütfen kelime tekrarlarımızı yapalım. Dersimizi dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.